Merhaba sevgili izleyiciler. İki haftalık bir bayram arasından sonra yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz ve güzel bir programla açalım dedik. Bugün e, Avrupa'da dördüncü üretimde ama ağaç alanında da ikinci olan e, bir zeytinyağı ülkesi olarak ve bunun da lideri Komili ile e, sohbet edeceğiz. Konuklarım BUNGE Türkiye Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Doktor Pınar Nokay. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, yine BUNGE Gıda Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü ve Tadım Uzmanı Mehmet Cavlı. Hoş geldiniz. Sizi Ay Ayvalık'tan kaldırdık, buraya kadar getirdik. Zeytinyağı olduğun olduğunca her zaman her yerde varız. Ee, Pınar Hanım hakikaten zeytinyağı deyince bir mucize. Akla geliyor evet. ee, ve siz bu işin sadece pazarlama ve ürünüyle değil işin hem eğitimi olsun e, hem gençlere bilinçlendirilmesi olsun ee, birçok konuda hatta Türkiye'deki anıt ağaçlar evet. nelermiş diye böyle bize çok özel bilgiler veren de bir kuruluşsunuz. Hı hı. İsterseniz bunları böyle bir özetleyen ki bu senede bir sürpriz evet. enstitü. Programı var. Evet. İsterseniz böyle başlayalım. Evet teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. E, Komili tabi Türkiye'nin e, çok eski, çok güvenilir bir markası. 144 yıldır yaklaşık e, bu topraklarda e, kaliteli zeytinyağının bir çeşit şeyi olmuş, simgesi olmuş. E, ama zeytin deyince yani zeytin ağacı zeytinyağı deyince tabii ki iş tek boyutlu olmuyor. Yani sadece marka ve kaliteyi korumak yetmiyor. O kültürü ve onun beslediği bütün e, tarafları, paydaşları korumak ve e, onları kuşaklar boyu yaşatmak gerekiyor. Bizim yaptığımız bütün projeler aslında bunu besleyen, buna hitap eden, bu kavramı koruyan şekilde sürdürülebilir olmak durumunda. O yüzden yağ çeşidinde, kalitesinde ne kadar titizsek Hani e, buradaki standartları ne kadar korumaya çalışıyorsak yaptığımız bütün sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinde de bunu sağlamaya çalışıyoruz. E, bunlardan bir tanesi bugün birazdan belki daha detaylı bahsedeceğimiz Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü Ayvalık'ta şu an e, yapımı süren programları hazırlanan yaklaşık 480 e, kadının organik zeytinyağı üretimini sağlayabilmesi için gereken bilginin onlara taşınmasını sağlayan çok entegre bir program Bu aslında. Müthiş bir olay zaten. Evet. Burada biz EBRD ile yani Avrupa İmar Kalkınma Bankası ile birlikte çalışıyoruz ve Ankon Danışmanlık Şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Bu yaptığımız projenin temel amacı yaşlanan zeytincilik faaliyetini aslında canlandırmak yeniden. Ve Türkiye'deki bütün bu siz de söylediniz. Biz Türkiye'de zeytin ağacı envanterinde ikinci sıradayız ama maalesef verimlilikte o seviyede değiliz. Ama konu zeytin olunca, zeytin ağacı olunca tabii bu topyekun bir iş haline geliyor. Yani ne tek bir marka, ne sadece devlet kurumları, ne sadece çiftçiler, köylüler. Buna tek başına hakim olmaya ve iyileştirmeye, verimliliği artırmaya yeterli değil. Hepimizin üzerine düşen... E, katkıyı yapması gerekiyor. Biz de bu sorumlulukla, bu bilinçle açıkçası e, sektörel tarafta da bu e, enstitüyü açmaya e, kararlaştırmıştık. Uzun zamandır bununla ilgili çalışıyorduk. E, bu sene hasat döneminde e, artık faaliyete geçecek şekilde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bununla ilgili de zaten sonrasında detaylı bilgilendirmeleri, tüm isteyenlere, zeytin çiftçisi olmak isteyenlere aktarıyor olacağız. Buradaki yeşil taraf, yani green aspects dediğimiz şey ve iklimi ilgilendiren şey ise bu ağacın kendisiyle birlikte 1200 farklı türü yaşatma durumu var bitkilerde. Türkiye endemik bitki açısından 3600'e yakın var daha fazla türe sahip ve bunun 1200 tanesini zeytin ağacı yaşatıyor sadece kendisine işte yağıyla, zeytiniyle, yaprağıyla insanlara, doğaya değil aynı zamanda kendi türüne de yani bitki evet. türlerine de Hı -hı. faydası var. Dolayısıyla ağacı yaşatmak, onu verimli kılmak, onun faydasını artırmak bizim e, bir yani bu sektörün lider markası olarak tabii ki sorumluluğumuz. Görevi evet, yani. görevimiz. E, hep bu açıdan bakıyoruz açıkçası. Eee ise yapılan faaliyetler e, tabii ki e, UZZK Akredite Kurumumuz. E, burada dağıtacağımız, vereceğimiz sertifikalar, online eğitimler, uygulamalı bahçe tarımı e, çok önemli. E, çünkü e, zeytinyağın kalitesini korumak ve onu olması gerektiği yerde, seviyede tutabilmek bir iş, bir bilgi gerektiriyor. Hem iş hem de ekonomi diyorum ben. Evet. Yani e, baktığımız zaman hani bizdeki ee, ben de o bölgedeyim ee, hani görüyorum İnsanlar biraz e, doğaya bırakmış iş yani ne bileyim ne zamanında budama ne zamanında ağaç bakımı işte yani asbelkadel ağaçlar var işte ürün veriyor topluyor yani hiçbir katkı e, veya bir bilgi e, maalesef yok e, ancak belki bu enstitüyle e, bunlar bir başlangıç olur ve zeytin e, üreticisi, çiftçisi e, bu işten nasibini alır diye düşünüyorum ben. Evet. E, ne diyorsunuz Mehmet Bey? Yani şimdi hem Avrupa sıralamasında ülke olarak dördüncüyüz diyoruz. Ağaç sayısı galiba 180 milyondu. 180 milyon. E, i̇kinciyiz ama verimlilik yok. Nedir bunun sebebi? Ben bütün ağaçları severim. Ama zeytin ağacını bir, bir başka. başka severim. <laughs> o e, dalıyla zaferin, güvenin, barışı simgeler, tanesiyle bereketi, yağıyla sağlık ve mutluluğu belirtir. Zeytin ağacı Anadolu'da doğmuş, Akdeniz havzasında kültürünü, yaşamanı devam ettirmektedir. Bunun çok değerli olduğunu, sağlıklı olduğunu dünya öğrendikçe işte Çin'de, Japonya'da, Arjantin'de, Amerika'da zeytin ekimleri başlamıştır. Bizim bu milli ürünümüz, milli yağımız olan zeytinyağı ülkemizde gerekli tüketim aşamasına gelmediğini düşünüyorum. Gerekli ilgiyi de görmüyor sanki. Görmeye başladı aslında. Öyle mi diyorsunuz? Evet çünkü Her, herkes biliyor evet. dediği gibi şeyin biraz bu kültürünün yaygınlaştırılması, aşılanması lazım. Ee, zeytin yağ için hep bir pahalı söylentisi var. Esasında zeytinyağı pahalı değil, değerli ve sağlıklıdır. Bakın bir paket sigara bir ailede 70-80 lira veriliyor, bir günde tüketiliyor. Aynı parayı bir, ze bir kilo zeytinyağına verip bir hafta tüketimi. Yapılmıyor. Yapılsa bir taraftan sağlık alıyor, diğer taraftan sağlıksızlığı alıyor. Yani böyle bir çelişki var. Bu kültürün İç Anadolu'ya, ülkeler tarafından yaygınlaşması lazım. Sağlıklı nesiller, gençler yetiştirilmesi lazım. Hı hı. Ee, bu konuda Komün'ün e, bir Milli Eğitim Bakanlığı'yla çocuklara yönelik müfredata koyma diye bir çalışması var. O çok takdire şayan bir Olay hmm. gerçekleştiği zaman bu iş çocuklardan başlayacak. Onlar sevdiği zaman aile sevecek. Bu çok önemli bir şey. Evet. E, Ağaç yaşken eğilir, boşuna dememişler. Doğru. <laughs> e, yani mesele büyük olunca aslında e, onun her tarafından büyük kurumlarla el ele çalışmak gerekiyor. E, tabii ki sizin dediğiniz gibi hani bazı bölgelerde e, bu verimliliği besleyecek kim zaman yatırım olmuyor, kim zaman teşvik olmuyor ama bunları olmuyor diye bırakmamak gerekiyor. lazım. Bırakmamak ee, tabii ki bu bir bilgi. Bilgi o zaman ver, yani taşınmalı, Paylaşılması paylaşılmalı. lazım. O yüzden de e, bizim bütün çabamız yani yürüttüğümüz bütün kültürel faaliyetler, kitaplar, eğitimler, çiftçiye yaptığımız eğitimler, kalitesinde nelerin gerektiğinin anlatıldığı e, seminerler, bütün bu çalışmalar aslında özünde bu söylediğinizi beslemek üzerine e, kurulun neyi? yeni nesillerin bu ürünün ve bu ağacın farkındalığını sağlaması, sağlığına, hayatına her önde katmayı öğrenmesi artı buradaki değeri fark etmesi. Bu çünkü bizim için e, gerçekten hani milli ürün demek şu demek Akdeniz Havzası'nın en kıymetli ürünüydü eskiden zeytin. Şimdi ise dünyanın en kıymetli ürünü, yıldız ya ürün. Yani future food, mikro hücre beslenmesini sağlayan tek ürün. O yüzden bunu sadece Türkiye değil, birçok ülke, dünyada gücü olan, aklı olan, bilime yatırım yapan birçok ülke bunu fark etmiş vaziyette. Şimdi biz de sadece sektörel faaliyetlerde kalarak tabii ki orayı kısır bırakmış oluruz. O yüzden işin işte eğitim tarafında, milli eğitim tarafında yetişkinlerin okuyacağı özel kitaplar, lezzet tarafında da birçok aslında faaliyet gösteriyoruz, yapıyoruz, yapacağız da çünkü e, bilim dünyasında da şey kanıtlamak önemli. E, bu bizim ağacımız diyoruz, e, bunu kanıtlamamız gerekiyor. O yüzden e, zeytin ağacının Anadolu coğrafyasında 8.500 yıl önceden beri var olduğunu ve o varken dünyanın başka hiçbir yerinde zeytin ağacı olmadığını kanıtlayabiliyoruz biz. Şu Judy Dağı mıydı? Hayır, değil, o değil. <laughs> O evet çok eski, çok güzel bir anıt ağaç. onun da işte kurtarma faaliyetlerini yürüteceğiz. Zaten tescilli bir ağaç o. Hı hı. Belki diğer bölümde bahsederiz. Anıt ağaç projemizde kapsamını almak istediğimiz ağaçlardan bir tanesi. Ama Türkiye'de şu anda 310 tane bizim tescilli anıtsal yani. statüye sahip hı hı. tescile başvurduğumuz. Bunların yaklaşık 229 tanesini tescilli aldık. Evet anıt ağacımız var ve bu faaliyet devam edecek. Bütün Türkiye'nin anıt ağaç haritasını çıkartacağız ve bu bilgiyi, hikayeyi bu ağaçların sahiplerini e, tanıtacağız. E, bu burada kalmayacak e, elbette. Hani Benim hoşuma giden bir yönü e, Komilin'in hani sadece zeytinyağcıyım ben zeytinyağı üretirim hı hı. mantığında değil. E, hani o dediğin gibi e, binlerce yıllık geleneksel kültürü geleneksel kültürü bir şekilde topluma doğru hasat festivalleriyle yansıtmak evet. çok ciddi bir katılım sağlanıyor hı hı. medyanın basının birçok katılımcıları var birçok selebriti götürüyorsunuz birçok gıda uzmanı götürüyorsunuz onların orada o katkıları bence e, duyuluyor ve haber niteliği evet, oluyor. O da bir tane evet. önemli an. Bizim için bir festival o. Yani hasatı bekliyoruz evet. hep birlikte. Hasat başladığı zaman büyük hasat bir hasat demek bir, müjde demek. Evet coşku yaşıyoruz. Onu paylaşmak istiyoruz yani herkesle. E, o işin bizim için şey kısmı değil mi e, bereket? Eğlence. Eğlence mutluluk anı hani. Evet. E, ama bütün büyük taraf hani bütün iş o hasta gelene kadar yapılanlarda. O yüzden dediğiniz gibi yani zeytin ağacı söz konusuysa ve bu bütün bir ülkeyi belki bütün bir gerisi teferri Yani evet böyle olunca evet. iş o ağaç kendisini binlerce yıl yaşatabilecek kabiliyette bir evrimsel niteliğe sahip hani insanla zeytin ağacı çok eskiden beri ilişki içerisinde bu ilişki kimi zaman insandan zeytin ağacına kimi zaman zeytin ağacından insana doğru oluşmuş. Çünkü zeytin ağacı ölümsüz bir ağaç. Ee, Şimdi Ne derler? Evet. İşte zeytin ağacı ben siz gelmeden önce de buradaydım. Siz gittikten sonra da <laughs> burada kalacağım. E, zeytin ağacı sahibini tarlaya balta ve testereyle ayıklama yapmaya geldiğinde sevincinden oynarmış. Niye? Eski dallarını e, kesip <laughs> yeni filizlerin yeni dalları e, önünü açarak gençleşeceği için... ...bir bayram gibi oynaymış Zeytin Ağacı. Bu çok önemli. Evet. Ee, şimdi hakikaten bu mucize ağacı konuşurken... Hı hı. ...güzel bir reklam filmimiz var. İsterseniz onu da bir izleyelim. Tamam, olur Bir e, filme gidebilirsek. Kıtalar bölünüp dağlar egede denize dik uzanmasa... ...güneş tam doğru açıdan vurmasa... rüzgar bu şiddette esmese... Yağmurlar gününde yağmasa, olgunlaşan zeytinler tam da doğru anda toplanmasa, zeytinler hiçbir şey katılmadan 142 yıllık tecrübeyle sıkılıp en sıkı kontrollerden geçmese, havadan, ışıktan, ısıdan bile korunmasa, Zeytinyağı Mucizesi Olmaz, Olmazdı Bir Zeytinyağı Mucizesi Evet, bu mucizede neden istenilen verimlilik olmuyor? Şimdi, e, baktığınız zaman İspanya'da 350 milyon civarında zeytin ağacı var. Ama e, Türkiye'de de 180 milyon zeytin ağacı var. 180 milyonun zeytin ağacı, 20 milyonu yeni plantasyon daha ürüne dönmemiş desek, hemen hemen İspanya'ya bizim iki katımız zeytin ağacına sahip ama ortalama yıl ortalaması zeytinyağı üretimi 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin ton civarında. Bize baktığımız zaman 230 bin, 240 bin ton civarında. Yani bizim altı katımızı yani iki katı zeytin ağacı fazla olmasına rağmen, Altı katı zeytinyağı üretimi var. Biz 90 milyon zeytin ağacımız varken de 240 bin ton rekoliteleri yakalamıştık. Evet deniliyor ki küresel ısınma. Tamam dünyada küresel ısınma var. Her yer için geçerli. İspanya'da yok mu? Evet, burada en çok etkilenen eğer küresel ısınma ise İtalya ve sonra biziz. Ama burada yapılabilecek şeyler var. Biz birisi bir ilaç kullanıyor, bir gübre kullanıyor. Ben verimi çok iyi aldım diye köylü kahvede konuşurken. Diğer üretici gidiyor o köylünün üzerine biraz fazla atıyor. Hiçbir bilimsel açıklaması yokken ya zeytin acını yakıyor ya bir ilaç veriyorsun. Hastanın hastalığı o değil. Onun için bunu bilimsel olarak araştırılıp bilimsel olarak yapılması lazım. Bu verim kaybımız, bu milli ürünün verim kaybını ekonomimize kazandırmamız lazım. Eğer verim kaybımız attığı müddetçe üreticinin e, maliyeti de çok düşer. Yani üretici için çok önemli e, sürdürülebilir olmasıdan. Şu an üreticiler işte geçen sene sene başında e, sattıkları yağlardan memnundu, fiyatlardan memnundu. Ama ne zaman bakıma girdiğinde tarlaya girdiğinde baktı ki o maliyetleri aldığı yağı sattığından değerini bakımda hepsini harcadı. Doğru. Bilimsel olmadığı için verim düşük olmadığı için maliyeti çok yüksek oluyor. Bu sürdürülebilir olması lazım. Bununla tabi Pınar Hanım da dediği gibi devletin organları ile birlikte işte tarım bakanlığı, ziraat odaları hep bir bütün olarak evet. bunları bir proje olarak çalışılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi sürdürülebilir olmak sadece e, bir firmanın ya da bir e, kuruluşun elinde değil dediği gibi Mehmet Bey'in bunun bir ekip evet. halinde yani herkesin ucundan bir şekilde tutması gerekiyor bu sürdürülebilirlik için e, nasıl bir strateji geliştiriyorsunuz bizim aslında hem zeytinyağında hem de diğer yağlı tohumlarda yani firma olarak da bakış açımız şuna dayanıyor. Biz bu ürünleri Türkiye'nin stratejik tarım ürünü olarak görüyoruz. Ve e, bakanlıklarla yaptığımız işbirliği çalışmalarında da yine e, bu stratejinin ne olması gerektiğini tartışan taraftayız. E, bu, bu şu açıdan çok önemli. Bir kere e, verimlilik varsa sektör canlı ve yaşıyor demektir. Ve bunu sürdürmek için de e, gereken ekiplerin yeterli donanıma sahip olması lazım. Şimdi zeytin örneğin zeytin çekirdeği, yaprağı, dalı her şeyle, yağıyla, her şeyle bir sıfır atık. E, toprağa aldığınızdan gerisini geri vermeniz gerekiyor aldığınızdan fazlasını. Ve zeytin bu anlamda bizim için e, çok önemli, çok değerli bir ürün. E, biz bunu sağlayabiliyoruz ama bunu sağlarken sadece bizim değil, işte bunu yetiştiren çiftçilerin, bahçe sahiplerinin de bu bilgiye sahip olması gerekiyor. Sonra Çünkü geçemez. sektörün güçlülüğü evet. bütün halkaların güçlü olmasıyla bağlıdır. Evet, o sektörün yüzden... en düşük, en e, sağlam olmayan halkası oradan kopar. Onun için hepsi bir bütün olarak düşmek lazım. Tabii başta olmazsa olmaz üreticilerimizin evet. e, para kazanması lazım, sürdürebilmesi lazım, iyi bakması lazım, verimli e, çalışması lazım. Biz e, bunu üreten, emek veren, tarladan toplayan, fabrikasından sıkan e, herkes bizim baş tacımızdır. E, ama sizler gibi bunun tanıtımında basın, medya ve tüketimini yapan e, bütün herkes bizim için çok değerlidir. Doğru. Bu görevimiz gibi bir şey yani. <laughs> evet. Burada ben de son şeyi söylemek isterim. Bütün bu emekler aslında bütün bu kurumların bütün bu dev yapının emeği nerede vuku buluyor yani nerede canlanıyor derseniz işte o kaliteli markalı tescilli güvenilir zeytinyağını yemekle başlıyor. Doğru. Çünkü tekrar geri dönüş oradan başlıyor. O yüzden amacımız, amacım şunu söylemek değil yani açık pazarın işte köylerde vesairede yol kenarlarında diyeyim daha doğrusu satılan yağları. E, hakkında şey yapmak değil ama e, bu yağların içine ne olduğunu bilmiyorsunuz. Doğru. Ya biz ee, üreticinin kendi malını katma değerle satmasından satmasına evet. karşı değiliz. Biz bunu destekliyoruz. Evet. Ama üretici de ürettiği malı ne kadar ürettiğini, gitsin ziraat odasından bildirsin, e, tespit ettirsin, ona göre bandor alsın. işte 100 teneke 5'lik mi, 10 teneke 18 mi, onu yapıştırıp versin. Çünkü öteki türlü taşiş ve e, taklitle birlikte içinde zeytinyağı diye alan çok değerli üreticilerimiz Maalesef. bitkisel, bir, çoğu bitkisel yağ olan yağları alıyor ve bundan dolayı da üreticimiz de zarar ediyor. Çünkü evet. e, tüketicimiz de zarar ediyor. Evine zeytinyağı aldım diye çok sevinen tüketicimiz. Sağlıklı zannediyor. Sağlıklı zanneden. Öbür tarafta... Dolayısıyla işte... Son kelime alayım. En sütü tüm bu Konuştuğumuz Bunları. konuları e, sistematik bir şekilde düzenli olarak kuşaklar boyunca anlatmaya devam eden ve yeni bilgiyle düzenli olarak donanan bir yer haline gelecek. Bu açıdan kıymetli tüm bu e, bilginin doğru şekilde entegre edilmesi için sisteme e, ben de son olarak onu söyleyebilirim. Yani Çok burada konuştuğumuz ederiz. her cephe orada yer alacak. O zaman bu güzel sohbeti Zeytinci duasıyla tamamlayalım diye düşünüyorum. Nasıl oluyor abi? O? <laughs> zeytin ağacı gibi uzun ömürlü yağı kadar sağlıklı tanesi kadar bereketli güzel bir ömür dileriz. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, evet sevgili izleyiciler reklam arkası ek sırada sevgili Mehmet Cavlının zeytin duasıyla bitirdik. Hepinize mutlu sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın haftaya görüşmek üzere.